Evvela şu İstanbul'da barış müzakereleri başladı biliyorsunuz. Dün yapıldı. Birkaç hafta sonra devam edeceği söyleniyor. Bu arada Rusya'nın bazı bölgelerden çekilmeye başladığına dair haberler geliyor. Bunun bir manevra olduğunu söyleyenler de var. Fakat Ukrayna tarafı diyor ki Rusya çekilirken vurdu. Rusya müzakere masasında operasyonları azaltacağız dediği Kiev ve Çernihiv'i çekilirken de vurdu. Ukrayna görüşmelerde ilerleme sağlandığını savunurken Kremlin'in açıklaması olumlu havaya gölge düşürdü. Dünyanın gözü İstanbul müzakerelerinin ardından Rusya'nın atacağı adımlara çevrildi. Kiev ve Çernihiv bölgesindeki kısmi ateşkese rağmen saldırılar gece boyunca hız kesmedi. Rus güçleri çekilmeye başlasa da askeri alanları füzeyle vurdu. Topçu ateşine tuttu. Rusya, harekatın ikinci aşaması için işaret ettiği Donbas bölgesine bombardımanı artırdı. 64 hedef imha edildi. Cephanelikler İskender füzelerinin hedefi oldu. Rusya'nın operasyonları azaltacağız açıklamasına dünya şüpheyle yaklaştı. Amerikan Savunma Bakanlığı Rusya'nın geri çekilmeyeceğini, yeniden mevzilendiğini öne sürdü. Kiev, İstanbul'daki barış müzakerelerinde ilerleme sağlandığının altını çizse de Kremlin aynı fikirde değil. Sözcü Peskov, ümit verici bir gelişme göremediklerini belirtti. Yapacak çok işimiz var dedi. Ukrayna, Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na kadar sürüklenen mayınlar için Rusya'yı sorumlu tuttu. Mayınların donanma envanterine kayıtlı olmadığını açıkladı. Savaşın 35. gününde Ukrayna'da insani kriz daha da derinleşti. 145 çocuk yaşamını kaybetti. Komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 4 milyona ulaştı. Ülkeden ayrılamayan siviller sığınaklarda zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Özellikle yaşlılar kullandıkları ilaçları bulamıyor. Sığınağa dönüştürülen okullarda işgalin biteceği günü bekliyorlar.